Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Fallout gizemlerinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Fallout 4'te gizemli görevler alabilir, korkunç ve vahşi yaratıklarla karşılaşabilir, garip easter eggler bulabilirsiniz. Fakat bunların hiçbiri UFO ve uzaylılar kadar tuhaf olamaz. Bazı görevleri tamamlayınca veya 20. seviyeye geçtiğiniz zaman gökyüzüne bakarsanız bir UFO'nun düştüğünü görürsünüz. O bölen istasyona gidip yerdeki yeşil kan lekelerini takip ederseniz İstasyon yakınlarındaki bir mağaraya gelirsiniz. Mağarada ise uzay elbisesi giymiş, düşmanca tavırlar sergileyen bir uzaylı yaratık bulursunuz. Yaratığı öldürdüğünüz zaman uzaylı silahını alabilirsiniz. Tabi hepsi bu kadar değil, diğer Fallout oyunlarında da uzaylılar mevcuttur. Fallout 1'de de düşmüş bir UFO ve yanında iki uzaylı cesedi bulunur. Fallout 3'te benzer şekilde düşmüş bir uzay gemisi vardır. Haritanın işaretlenmemiş bir yerinde, Alien Crash Site olarak bilinen bir bölgede düşmüş bir uzay gemisiyle etkileşime geçilemeyen bir uzaylı bedeni bulunur. Fallout New Vegas'ta Wild Wasteland perkine sahipken Horowitz çiftliğinin kuzeydoğusundaki bir tepenin üzerinde daha önceki oyunların aksine düşmemiş bir uzay aracı vardır. Tepenin hemen aşağısında da bir uzaylı kaptan ile iki kişilik tayfası vardır. Üçü de düşmanca hareket eder. Ayrıca Fallout 3'teki düşmüş uzay gemisinin olduğu yerde Mothership Zeta adlı eklenti paketi yüklenmişse Lone Wanderer, yani oynadığınız karakter, Zeta adlı uzaylı ana gemisine ışınlanır. Bu senaryoda kaçırılan insanlarla birlikte dünyaya geri dönme planları kurulur. Kaçırılan insanlardan uzaylı DNA'sıyla Abomination denilen yaratıklar yapıldı. Bu yaratıklar biyolojik silahlar olarak kullanılıyor. Enclave adlı örgütün teknolojisinin de ele geçirilen uzaylı teknolojisinden geliştirildiğinden şüpheleniliyor. Fallout evrenindeki en gelişmiş teknolojiye sahip olan grup da zaten Enclave'dir. Fallout 2'de Sierra ordu deposunu kontrol eden yapay zeka Skynet'e göre kendisi uzaylı teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir. Bu Skynet aynı zamanda Terminator serisini yapılan bir göndermedir. Uzaylıların varlığı 1960'lı yıllarda uzay kapsülü USS Clarabella 7'nin ve onun içindeki Albay Hertigan'ın uzaylılar tarafından kaçırılmasıyla resmi olarak onaylanmıştır. İddialara göre Fallout evreninde de 51. bölge adı verilen askeri bölgede ele geçirilen bir uzay gemisiyle iki pilotu tutuluyordu. Fakat uzaylı pilotlar bir yolunu bulup uzay gemileriyle birlikte askeri üsten kaçmayı başardılar. Yine de büyük savaştan kurtulmayı başaramadılar ve Kaliforniya'ya düştüler. Fallout'ta uzaylılar hakkındaki en korkunç fakat aynı zamanda en gerçekçi teori ise Avrupa ile Orta Doğu arasındaki ve Amerika ile Çin ve Sovyetler arasındaki kaynak savaşları ile toplamda 2 saat süren nükleer savaşı uzaylıların başlattığıdır. Yine Fallout 3'ün Mothership Zeta adlı eklenti paketinde uzaylı ana gemisinde gezerken bulunan kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla uzaylılar kaçırdıkları üst düzey askeri yetkililerden nükleer füzeleri fırlatmak için kullanılan şifreleri öğrenmişlerdir. Bunun yanında uzaylı ihtimali dışında büyük nükleer savaşta ilk nükleer bombayı kimin kullandığı bilinmemektedir. Ayrıca bir ülkenin rakibine karşı nükleer silah kullanması hem düşman ülkenin ele geçirilmek istenen kaynaklarını radyasyona zehirleyeceği için hem de düşman ülkeye yine nükleer silahla tepki vereceği için oldukça zayıf bir ihtimaldir. İnsanların hızla gelişen teknolojileri ve uzaya araçlar gönderilmesi uzaylıları tehdit altında olduklarını düşündürmüş olabilir. Fallout New Vegas DLC'lerinde gösterilen yeni teknolojiler uzaylı teknolojisiyle yarışacak durumdadır. Hiçbir silahın yok edemeyeceği Sierra Madre hologramları, Divide'da hala kullanılabilir durumda olan nükleer silahlar, Big Mountain'da yapılan bilimsel gelişmeler insanların gelişmiş teknolojilerine örnek sayılabilir. Bu durumda insanlarla birebir çalışmaya girip kendi varlıklarını tehlikeye atmak yerine uzaylılar insanların birbirlerini yok etmesini sağlayarak kendilerine yönelik tehditlerden kurtulmuş olacaklardır. Anlaşıldığı kadarıyla Fallout dünyasının bugünkü tehlikeli, vahşi, korkunç durumunun sebebi uzaylıların ta kendisidir. Fakat Fallout 4'te bizi başka büyük bir tehlike bekliyor. Sırların kusursuz kamuflesi, paranoyanın vücut bulmuş hali. Tabi bu da artık bir sonraki videonun konusu. Daha fazla gizem videosu için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.